Gazi TV olarak bugün efsane motorcu, motosiklet hocası Serhat Kılavuz'la beraber değişik bir video ile karşınızdayız. Ver gazı. Verdim gazı. Serhat hocam. Estağfurullah. Siz belki farkındasınız, belki değiliz. Efsane bir motorcusunuz. Motorcuların motorcususunuz. Hepimizin hocasısınız. Estağfurullah. Bazı sorular soracağız size. Arkadaşlarımız dinlesin. Kaç yaşındasınız? 62 dersem nazar değmez umarım. Ben de diyeyim. Abi mi diyeyim? Adama bakın ya. Amca demeye yeter Selim Can. Delikanlı gibi bir adam. 62 yaşında ve motorcuların motorcusu. Sizi bir tanıyalım abi. Beni tanımak kolay. Motosiklet üzerine hayatını inşa etmiş. Her şeyini motosiklete göre planlamış. Bir kardeşinizim. Halen öğrenme aşamasındayım. Motosiklet benim için bir hayat tarzı. Severek, isteyerek, planlayarak ve tasarlayarak motosiklet kullanıyorum. Peki motosikletle ilgili yıllardır motosikletin eğitimin nedir? Altyapı nedir motosikletle ilgili abi? İlk önce bu işin temeli bisiklet. 15-16 yaşından itibaren ciddi olarak bir bisiklet kullanıcısıydım. Ciddi olarak derken lisanslı bisiklet federasyonuna bağlı yarışlara katılan, İzmir takımını oluşturan yarışçılardan birisi olarak bisiklet bindim. 18 yaşına kadar sürdü bu. Türkiye şampiyonasına katıldım. Ama ehliyet alıp da o günkü koşullarda motosiklet ehliyetiyle araba ehliyeti bir olduğu için direkt motosiklete geçebilmem mümkün oldu. Yıllar boyunca da bu tutkunun peşinde koştum. Türkçesi bu. Esas motor tutkun nasıl başladı abi? Doğrusunu istersen biraz yani içgüdüsel diyelim. Ben rüyamda bile motosiklet kullanırdım. Motosikletim yokken, daha motosiklete başlamamışken bile rüyamda motosiklet görürdüm. İlk motosikletimi aldığım günün ertesi günü ya da aynı gün, tam hatırlamıyorum şimdi. Gidip babamın hayır duasını almak oldu, elini öpmek oldu. Sevgili babamın hayır duasıyla da o gün bugündür, neredeyse 45 yıl oldu. Kesintisiz yaz-kış motora binerim. 45 yıl motosikletle geçen bir ömür. Birçoğunun yaşından fazla tabii ki. Abi hemen soracağım. Motosikletle kaç kilometre yaptınız bu dünyada? Yaklaşık 2 milyon kilometre üzerinde sırf motosiklet kilometrem var. Allah'ıma çok şükür tek parçayım hala. 2 milyon kilometre. Ulan dünyanın çapı 40 bin kilometre olduğuna göre 2 milyonu 40 bin kilometreye bölelim. Dünyayı yani kaç kez dolaşmışsın bir de, dünyayı? Bir de şöyle bir hesap yapmak lazım. Yani benzinin litre fiyatını hesaplayıp bu kadar kilometreni ne yaptın dersen bir servet harcadım motosiklet işine. Bir de işin o tarafı var yani, boyut çok değişiyor. Abi hemen merak edilen bir soruyu sorayım. Bu kadar süre, bu kadar uzun bir süre, bu kadar kilometre motosiklet, hiç kaza yaptınız mı? Kaza yapmayan motorcu yoktur. En fazla kaza yapmamış olan henüz motorcular vardır. Onlar da bir gün yapacaklar. İnşallah önemli olmayan ufak tefek kazalarla atlatırlar. Tek parçasın hala, her tarafı kırık şıkık yok maşallah. Çok şükür hasar aldığım bir motosiklet kazam da yok. 5-6 tane kazam var tabii bu kadar zaman içerisinde ama kazalarımın çoğunu yarıştığım dönemlerde, off-road'da kendi limitlerimi aşmak sebebiyle düşmüşlüğüm var. Yarış pistinde yarışırken yaptığım bir kendi hatam üzerine düşmüşlüğüm var. Yolda 3 kere kaza yaptım yol sürüşlerinde ama hepsi ufak tefek kazalardı. O günkü koşullarda kazalarımın tamamında haklıydım ama bugünkü kafamla baktığım zaman ben haksızmışım. Bu çok önemli. Bugünkü kafamla baktığım zaman o kazaları ben bugün yapmayabilirmişim. Bunlardan da ders çıkarmak lazım ki ben kendi adıma çıkarıyorum açıkçası. Öğrenmenin sonu yok, ben halen öğreniyorum. Motor sizin için ne demek? Motor niye motorcusunuz? Ya araba varken, yürümek varken, bisiklet varken niye motosiklet? Motosikletin avantajları var. Bana göre. Avantajları nedir? Bir kere motosiklet otomobile göre çok çabuk bir araç. Fırsatları daha kolay değerlendirebiliyorsunuz. Pratiksiniz. Şehrin en olmadık yerinde işte bankanın önüne kaldırıma çıkıp park edebiliyorsunuz. Park sorununuz yok. En olmadık zamanda acil işiniz olduğu zaman arabaya göre çok daha pratik hareket edebiliyorsunuz. Abi geç bunları. Bunlar bilimsel şeyler. Tamam motor falan. Esas motorculukta sizi böyle duygulara geçelim. Niye motor? Vallahi yani benimki içgüdüsel olduğunu düşünüyorum. Ben bunu planlayarak yapmadım. Yani ruhum motorcu. Rüyamda bile motosiklet gören bir adamım ben. Yani halen de görüyorum. Yani kendimi rüyamda motor kullanırken sinema filmi gibi izliyorum kendi kendimi. Motor camiasında hem Türkiye çapında Ege bölgesi ve özellikle İzmir'de bir idolsünüz. Estağfurullah. İdolsünüz. Bunu herkes biliyor. Bunu neye borçlusun? İçgüdüsel mi bu?
Vallahi yani içgüdüsellik te denebilir belki de. Ben bu işi seviyorum yani. Burada en önemlisi bu işi sevmek. 5 yaşında senden motor dersi aldım. Doğru mu? Doğru. Ve 13 yaşından beri ben de motosiklet kullanmama rağmen Serhat Hoca öncesi var, Serhat Hoca sonrası var. 13 yaşından beri motor kullanıyordum ama motor kullanmayı bilmiyormuşum meğersem. Serhat Hoca'dan sonra motor kullanmayı tam öğrendim diyemem ama öğrendim. Bakmayı öğrendim. Bir arabayı geçerken, dururken, kalkarken, boşluk, her şeyi ben Serhat Hoca'dan öğrendim. Serhat Hoca bana motor kullanmayı öğretebildiği kadar, öğrenebildiğim kadar öğretti. Hatırlıyor musun bana verdiğin dersi? Yani estağfurullah, aslında öğretmek demeyelim buna da, ben size biraz ince ayar yaptım diyelim. Eksiklerinizi demeyelim ama geliştirme fırsatı olan yönlerinizin farkına varmanızı ve bunları bir şekilde zaman içerisinde geliştirmenizi sağlamayı hedefledim. Selim Bey 47 yıl bisiklet kullandıktan sonra 60'ında öğrenebildin mi motosiklet kullanmayı? Selim Bey zaten motosiklet kullanmayı biliyordu da önemli olan hedefe giden yolda belli farkındalıkların oluşmasıydı. Selim Bey, yani bu aslında genelde söylemem gereken bir söz belki. Motosiklet kullanmak akıllı adamların yapabileceği iştir. Akıllı adamlar iyi planlama yaparlar. Selim Bey de zaten yani tartışılmaz akıllı bir adam. Dolayısıyla çok çabuk kavradı. Bir konuyu sadece bir kez konuştuk Selim Bey'le. İkinci kez konuşmamıza hiç gerek kalmadı. Dolayısıyla son zamanlardaki performansını bilmiyorum ama eğitimde son sürüşümüzde siyahla beyaz kadar fark vardı. İnanılmaz fark etmişti. Umarım kendisi de bilmiyorum o figürde midir? Ben söylüyorum valla, ben Serhat Hoca'dan ders aldıktan sonra 47 yıllık 50 yıl motor kullanmışım hikaye. Motor kullanmayı bilmiyormuşum. Ders almak ve usulüne uygun ders almak emniyet sürücüsü olarak benim hayatımı çok etkiledi. Şu anda hiçbir şey umurumda değil. Önce emniyet. Bana hoca bunu öğretti. Önce emniyet. Gerisi teferruat. Zaten eğitimin de ana kuralı güvenliğin önünde hiçbir şey olamaz. Önce her şey güvenli olmak zorunda. Güvenli olduktan sonra arkadan gelen oldukça tabii ki detay var. Ama güvenli olmazsa hiçbir şey kabul değil zaten. Bu motor işini bilmeyenler sorarlar. En fazla kaç kilometre hız yaptınız? Hocam ben sana sorayım. En fazla kaç kilometre hız yaptınız? Ya Selim abi, şimdi hız çok göreceli bir iş. Yapılan hızın yüksekliği, yani bir uygun pistteyseniz, altınızda da uygun bir sürat motoru varsa neredeyse sonsuz. Kenan Sofoğlu 400 kilometre yaptı Kawasaki'nin bir modeliyle. Benim yaptığımda gençlik zamanımda, cahillik zamanımda gene böyle bir havaalanı pisti gibi ortamda 320 kilometre gibi bir yüksek sürate full korumalı kıyafetle çıkmışlığın var. Ama yani bugün hız dediğiniz zaman durup düşünmek lazım. Yani bizim motorlarımız zaten hıza uygun motorlar değil. Ben prensip olarak hıza uygun motorlara binmekten de imtina ediyorum. Test amaçlı bile binmemeye çalışıyorum. Çünkü insanı tahrik ediyor, gaza getiriyor. Hayatta kalmanın birinci şartı tahrik eden motorlardan uzak durmak. Tehlikeli kabul ediyorum. Türkiye koşullarında bazı racing motorların kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Pistlerde kullanılabilir ama yol koşullarında hızlandığı kadar çabuk durmayan motorların kullanılmasının hayati tehlike taşıdığını düşünüyorum. %100 aynı kanaatteyim. Racing motorları boş ver. Biz nereye bineceğiz abi? Enduro'ya mı bineceğiz? Nereye bineceğiz biz? Valla öncelikle benim önerim ABS'si olan motor, olmayan motorlardan uzak duracağız. Evet. ABS fren sistemi olan motorları tercih edeceğiz. Bir. İki, ABS'yi devreye sokmayacak kadar başarılı fren yapabilme yeteneklerimizi de geliştirecek kadar altyapımızı sağlam tutacağız. Eğitimlerimizi, çalışmalarımızı trafiğe kapalı alanlarda yapacağız. Benim en önemli önceliğim doğru fren yapmasını bilen öğrencilere yetiştirmek. Doğru fren yapmayı bilmiyorsan zaten tehlikelisin yani. Öğrencileriniz sizden efsane diye bahsediyor. Ben hangi öğrencinizle karşılaştıysam Serhat Hoca efsane diyor. Nedir bu efsaneliğiniz? Yani niye güvenli, nasıl etkiliyor? Beni etkilediniz. Bütün öğrencilerinizi nasıl etkiliyorsunuz da sizden efsane diye bahsediyorlar?
Bence yaşlılığımla ilgili. beyaz saçımla sakalımla ilgili. Alakası yok. Benden beklemiyorlar belki böyle bir motosiklet sürüşünü. Hele bundan 2 sene önce bile 50 kilo daha fazlaydım, kiloluydum. Kiloluyken bir bana bakıyorlardı, bir de bu Yav Serhat Hoca dedikleri bu adam mıymış, bir efsane diyorlar. Böyle efsane mi olur diyorlardı ama bizi motor üstünde görünce özür diliyorlardı sonunda. Ben ön yargılı olarak davrandım, sizi oldukça küçümsedim ama öyle değilmiş, beni affedin diyorlardı. Herhalde oradan böyle kulaktan kulağa yayıldı. Yoksa benim bir reklamım yok, kimseye de ben efsaneyim demedim, öyle bir şey de söz konusu değil. Marmaris'te Akın, Marmaris'te Akın dedi ki, madem ki motor kullanacaksın, ders al dedi Serhat Hoca'dan. Anlayamadım çok. Gittim ders aldım. Ders alınca o disiplini ve bir hoca olarak o eğitim veriş şeklini, kilometrelerce beraber araba, motosiklet kullandık ve motosiklette beni takip edişini, yaptığım bütün kusurları tek tek not edişini ve bütün o kusurlarımı tek tek düzeltişim var ya, hepsi aklımda. İlaven var söylediklerinize. Sizinkiler kusur değildi. Sizinkiler gelişme fırsatıydı. O gelişme fırsatlarını sizin görmenizi sağladım ve çözümlerini size önerdim. Siz de bunu başardınız. Bu kadar basit. Şu anda bu iş hala... zor bir iş değil aslında Selim abi. Bu iş kolay. Serhat abi, şu anda motosiklet kullanırken sola baktığın zaman aklıma sen geliyorsun. Hani bakış açım bozukluğu anlatıyordun ya. Önce sola bak, sonra dön. Ya şu anda önce sola, önce Serhat diyorum. Sola bakıyorum. Hala eski kötü alışkanlığım bitmedi ama sizin bana öğrettiklerinizle beyinsel olarak düşünüyorum. Farkındalık ama yavaş yavaş oturuyor. Artık doğal olarak da öğrettiklerinizi yapmaya başladım. Peki motosiklet öğrenmek için bir yaş gerekli mi? Vallahi ağaç yaşken eğilir tabii. Ne kadar erken o kadar iyi. Maddi imkanlar dolayısıyla çoğunluk artık belli bir yaşın üzerinde unun eli duvara astıktan sonra motosiklet sahibi olabiliyor. Yaşın bana göre bir önemi yok ama insanın kendini bilmesi kadar güzel bir şey yok. Eğitimle de başladığınız zaman çok kısa sürede belli mesafeleri daha kolay aşabilmek mümkün. Yani siz mükemmel bir eğitimcisiniz de eğitim yapmayı, eğitim hocası olmayı kimden öğrendiniz? Vallahi biraz öz eleştiri yapmam gerekecek. Bahset, Rodoslu'dan da bahset. Ben diyor onun hocasıyım diyor Rodoslu. Benim ilk hocam hakikaten Rodoslu Yavuz abidir. Yavuz Salakoslu benim hocamdır. Biz de matrak geçiyorduk. Yavuz Hoca kendine paye çıkarıyor zannediyordu. Demek ki Yavuz Hoca senin hocan. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Yavuz abi benden neredeyse 10 yaş büyüktür. Ben kısa pantolonla binerken motora ya da binmezken motora Yavuz abi ailecek motora binerdi. Kızıyla, eşiyle birlikte motor kullanırdı. Ve bizim aramızdaki esas efsane Yavuz abi. O zamanlar biz hep ona gıpta ile izlerdik. Yıllar sonra tabii Yavuz abiyle tanıştık, dost olduk. Şimdi benim öz abim kadar çok sevdiğim, değer verdiğim, saydığım bir abim. Ve kendisinden çok şey öğrendim. Ama sevgili abim benim tam alaylı motorcudur. Yarışçılık geçmişi var, yol tecrübesi çok yüksek. Ömrü motosiklettir, o da çok sever motosikleti. Ama alaylı motorcudur ve yani Yavuz abi eğitimli motorcu standartına getirmek de çok zor bir iş. Çünkü yılların verdiği alışkanlıklar üzerine öyle bir yapışmış ki Yavuz abimin. Onun kendi doğruları var. O doğrulara göre de inanılmaz güzel gidiyor. O da tek parça olduğuna göre demek ki doğruları fena değil ama... Onunla sürmenin tadına doyamazsınız. Ya Selim, ben Yavuz'dan korkuyorum ya. Beraber gittik işte o Karadeniz'e. Yavuz abi beni bir solladı abicim. Has. Dedim ben Allah. Ben dedim Yavuz abi uymayayım. Serhat Hoca'nın söylediği sürüşlerde gideyim dedim. Yavuz abi bu yaşta beni sollayıp geçiyor. Vallahi ben de geçiyor. Ben onun arkasından gitmekten keyif alıyorum. Birlikte sürmekten keyif alıyorum. Yavuz abim başkadır. Bir tanedir. Yavuz abim duy. Sen bir başkasın. Ustamdır benim. Tüm kurallara uyduk. Kaza riskimiz nedir? Tüm kurallara uyduğumuz takdirde. Sürüş kurallarına tamamen uyduk ama karşımızdaki otomobil uymuyor. Kaza riskimiz nedir? Selim abi bir kere motosiklete binmek başlı başına bir risk. Yani motosiklete biniyorsak bu riskleri alarak, kabul ederek, isteyerek biniyoruz. Diğer sürücülerin bizi görmemesi en büyük problemimiz.
Diğer sürücülerin dalgın olmaları en büyük problemimiz. Diğer sürücülerin motosikletlerin keyfiyetleriyle ilgili bilgileri olmaması en büyük problemimiz. Dolayısıyla biz teknik olarak, eğitim olarak kendimizi ne kadar geliştirmiş olursak olalım, esas gelişmesi gereken yer beynimiz. Mental yapımızı geliştirmenin sorunu. Bizimkini geliştirdik de karşı tarafı nasıl geliştireceğiz? Onun yapabileceği hataları görmek, göremediğimiz hatalarını öngörmek, olabilecek tehlikelere karşı olmadan tedbir alabilmekten başka çaremiz yok. Bir kazaya karıştıktan sonra ben haklıydım demenin hiçbir anlamı yok. Motosikletçinin haklı olması maalesef ki sonucu değiştirmiyoruz. Zarar gören, sakat kalan, Allah korusun hayatını kaybeden gene motosikletçi. Çünkü kaporta bizde. Kaporta bizde. Bu kadar risk varsa biz onların yapabilecekleri tüm hataları %1 milyon göreceğiz. Önleyebilecek hazırlıkta olmalıyız. Her ehliyet, motosiklet ehliyeti alan güvenli sürüş dersi almadan motosiklet kullanabilir mi ki kullanıyorlar? Maalesef zaten ana problem de o. Yani normal ehliyet öncesi verilen eğitimlerin güvenli sürüşün G'si ile alakası yok. Hiçbir şekilde yok. Kişi kendisini biliyor ise zaman içerisinde kendisini geliştirecek belli kaynaklardan faydalanmaya çalışıyor. Bunlar işte YouTube'da paylaşılan zaman zaman eğitim videoları oluyor. Eğitimle ilgili belli kitaplar var. Bunların okunması oluyor ama esas uygulamalı ve dünyanın kabul ettiği tek motosiklet güvenli sürüş sistemi olan eğitim sistemini öğrenmelerinden geçiyor bu işin güvenlik tarafı. Bunu öğrenmek biraz zaman alıyor ama istediğin kadar teorik olarak iyi bil, belli kilometreler gerçekleşmeden de bu eğitimler yerine oturmuyor. Ha, belli kilometre mesela iyi bir motosikletçi için hem sürüş dersi alsın hem de kaç bin kilometreden sonra bu adama ustalaştı diyebiliriz. 3000 kilometre mi, 10.000 kilometre mi nedir? Selim abi çok zor soruyorsun. Açıkçası kişiye göre o kadar büyük değişiklikler gösteriyor ki bu iş. Yani kimisinin 50.000 kilometrede ulaştığı mertebeye diğeri 350.000 kilometrede ulaşmıyor. Yani bu iş istemekle ilgili, motosiklete zaman ayırmakla ilgili, motosiklete bütçe ayırmakla ilgili bindiğiniz her kilometre eşittir. Bir maliyeti var size. Bunu geliştirmek istiyorsanız eğitimli olarak yaptığınız kilometrelerin miktarının artması burada önemli. Ben 30 yıldır motor kullanıyorum. Hiç eğitim almadım. İyi motorcuyum. Evet, kendine göre iyi motorcusun. Ama eğitimle tanışıp eğitimin sana kattıklarını fark etmeye başladığın zaman o güne kadar hasbel kadar yaşadığını sen bana söyleyebiliyorsun. En azından sizinle de benzer şeyleri yaşadık. Yani siz de çok eski bir motorcusunuz. Çok bilgili, tecrübeli bir motorcusunuz. Ben bunların hepsini gördüm, hepsini fark ettim. Ama eğitimle tanışınca başka bir Selim Amat oldunuz. Kesinlikle katılıyorum. Başka bir Selim Amat oldunuz. Bakış açım, motora bakış açım değişti. Doğrusu bu. Doğrusu bu. Demek ki öyle. 20 senedir motor kullanıyorum. Ben çok ustayım hikaye. Kurallarla hikaye, eğitim sürüşü almak başka bir şey. İstisnalar kaideyi bozmaz diyelim. Bunu biraz yumuşatalım. Yavuz Hoca hariç diyelim. İstisnalar kaideyi bozmaz diyelim. Yani abilerimiz var. Çok saygı duyduğum yılların sürücüleri var. Yani ben gelin sizinle eğitim yapalım diyemem ama deminki soru yarım kalmıştı. Benim Yavuz abiden başka motosiklet eğitimi tarafında iki tane de hocam var. Çok değer verdiğim, çok kıymetli insanlar ve her fırsatta halen olabildiğince onlarla sürmeye çalışıyorum. Çünkü her sürüş gününde ben kendime bir şeyler kattığımı hissediyorum. Bu biraz yani çok affedersiniz manyakça bir şey belki ama halen ben bunu hissediyorum. Onlarla sürmekten motive oluyorum, mutlu oluyorum. Onların beni takdir etmesini değil ama onlardan belki bir kelime kapabilmeyi mutluluk sayıyorum. Özet, öğrenmenin sonu yok. Öğrenmenin sonu kesinlikle yok. Bunların isimlerini vermek istiyorum. Birisi yani motosikletin Türkiye'deki bana göre eğitim konusundaki duayeni ve büyük usta Paolo Volpara, bir İtalyan. İnanılmaz bir sürücü. Şu anda herhalde 70'in üstünde yaşlarda, belki 75 yaşlarında, çok iyi bilmiyorum yaşını ama inanılmaz bir sürücü ve bana çok şey kattı. İkinci eğitim konusunda en çok faydalandığım insan, bu da bir İngiliz, John Taylor. Eğitimli motosikletçi, eğitimli sürücü olmak konusunda çok şey öğrendim kendisinden.
Çok faydalandım. Allah ikisinden de 1000 kere razı olsun. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı motosiklet eğitmenliği belgem olmasına rağmen Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun açmış olduğu eğitmen eğitimi kurslarına katıldım. Orada da inanılmaz fedakarca arkadaşlarımın çabalarına şahitlik ettim. Yetiştirilen öğrencilerin son derece ciddiyetle olabildiğince tarafsız gözlükle hak edenin eğitmen olması konusundaki çabalarını takdirle izledim. Ve şu anda onlarla birlikte yürüyorum. Onlarla birlikte yürüme fikrindeyim. Motorculuğun ana kuralı nedir? Her şeyden önce güvenli olmaktır abi. Emniyet, güven. Güvenli olmaktır abi. Güvenli değilsen hiçbir şey yapma, motora bile binme. Moralin yerinde değil. Çok sevinçlisin, çok üzgünsün, motora binme abi. Alkol ve motor? Asla. Asla. Sen yapmadın mı? Ben yaptım. Cahil zamanımda, gençliğimde ben yaptım ama artık bir bira içip dahi motosiklete binmiyorum. Binene de izin vermiyorum. Misafirim geliyor, evimde belki bir tane bira içiyor, iki tane bira içiyor. Kapım kapanıyor, gidemiyor. Orada yatıyor, misafir ediyorum. Ertesi gün gidiyor. Başka çaresi yok. Asla. Peki böyle bir ustaya sormak lazım. Yeni başlayanlar için, yeni bir başlayan nasıl bir motor almalı? Çok hevesli motosiklet alacak. Racing mi alsın, enduro mu alsın? Neyi alsın abi? Önerim bir kere boyuna, kilosuna, yapısına ve beklentilerine göre doğru motoru seçebilmesi. Çok önemli. Tarzına tabii ki kendisi karar verecek önce. Hangi tarza bineceğini kendisinin biliyor, istiyor olması lazım. Ama denemeden de bu olmuyor. Bence her tür motora en azından test amaçlı binmeli. Ve hangi motorda rahat ettiğine, hangi motorun kendi tarzına hitap ettiğine doğru karar vermeli. Ondan sonra da alabileceği en güvenli motosikleti tercih etmeli. Yani hayal duyduğu, şey ben şu motora binerim, şu motor çok fiyakalı değil. Görünüşe aldanmıyoruz. Görünüşe aldanmıyoruz abi. Önemli olan güvenle keyif alarak kullanabildiğim motosiklete binmek. Yoksa hayalimde bu motosiklet var, ben buna bineyim ama bindin hayallerin yıkıldı. Güvenli değilsin, anlamı yok yani. En çok kaza hangi motorlarda oluyor? Benim bildiğim racing, doğru mu? Maalesef ölümlü motosiklet kazalarının neredeyse %80'i ve üzeri racinglerde oluyor. Bu racing motosikletlerin kabahati değil maalesef. Ona uygun sürücü, ona uygun yol maalesef ülkemizde yok. Ben racing binecek olsam sadece pistte binmeyi arzu ederim. Pist haricinde motosiklete binmeyi, racing'e binmeyi çok güvenli bulmuyorum. Çünkü hızlandığı kadar çabuk durmuyor. Yolda da onlarca, yüzlerce tehlike var. Racing her gün bizi tehlikeden tehlikeye taşıyacak bir motosiklet. Ben racing'den uzak duruyorum şahsım olarak. Bana fikrimi sorana da racing önermiyorum. Türkçesi bu. Ne öneriyorsun? Bir chopper olabilir, bir enduro olabilir. Ben enduro kullanıyordum. Şimdi touring motosiklet kullanıyorum ama her birisi neticede çok yüksek süratlere çıkabilen motorlar değil. Her birisi şu anki en güvenli fren sistemine sahip ABS'si olan motorlar. Yani teknolojide bir güvenlikle ilgili şey varsa, imkan varsa bunu da kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Videomuzu beğenip, kanala abone olup, aklınıza takılan soruları, sormamızı istediğiniz soruları lütfen yorum olarak yazın. Desteklerinizi bekliyoruz.